Seyfi Baba. Geçen akşam eve geldim. Dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu verin? Nerede sopam? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım, beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi bu akşam. Değiliz biz yalınız. Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferine. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk. O yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem. Toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Vaka ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilanı beşer, sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sail, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'anın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele ya Rabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor sapmayarak, doğru yürürlerse eğer giderim arkalarından, yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum gelmişken hala ben. İşte karşımda bizim yarı kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık, yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi, ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık. Girerim ben diyerek kendimi attım içeri. Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri. Sağa döndüm azıcık gitmeden. 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, bende kabahat ki haber yollamadım. Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun. Bereket versin, ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan eşi ver mangalı, eş de ısın. Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım. Şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman nim açılıp perde-i zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefalet ki nigah. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. O perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik iyidir.
Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım, soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işin var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestle namaz. Hastalandım, bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3, görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terleye dursun, gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanını başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık, neyse yorulmuş da meğer. Ortalık açmış uyandım. Dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı.